ekonomide ve iç politikada yaşanan sosyal krizler, 28 Şubat sürecinde bulandırılan siyasi atmosfer ve medyatik yönlendirmeler vatandaşı ister istemez kararsızlığa itiyordu. Ayrıca bu seçimlerden çıkacak sonucun dünya siyaseti içinde büyük önem arz ettiği kamuoyunda biliniyor ve hesaplar buna göre düşünülüyordu. Türkiye'deki ekonomiden, Türkiye'deki iç ve dış dengelerden ziyade önemli olan deniz aşırı, okyanus ötesinde alınan bir takım kararlardı. Okyanus ötesinde bir takım kararlar alınmıştı. Bunlar öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde erken bir Irak savaşına ilişkin bir karar alınınca Türkiye'de de erken bir seçim gündemi geldi. Bu da ister istemez gelecekti zaten. Çünkü Türkiye'nin desteği olmaksızın Irak'ta başarısız olabileceklerini zaten Amerikalılar tahmin ediyordu. Bütün bu hesaplar altında girilen 3 Kasım seçim sürecinde vatandaş siyasi havayı sorgulamaya başlarken Türkiye yine kamuoyu mühendisliği çalışmalarıyla yönlendirmelere tanık oluyordu. Ancak bu yönlendirmeler geçmiş örneklerinden biraz daha farklıydı. Çünkü kamuoyunda öne çıkarılmaya çalışılan isim bu sefer vatandaş için de hiç yabancı değildi. Bu isim milli görüş gömleğini çıkarttım diyen Amerika'ya, İsrail'e, İstanbul dukalığına ve dahası iktidar yolundaki bütün unsurlara mavi boncuklar dağıtan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Öyle ki Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girip siyasi yasak aldığında artık muhtar bile olmayacak diye sevinç çığlıkları atanlar dahi Erdoğan'ın başkanlık yolunu açma gayretine girmişti. Sayın Erbakan'ın manevi desteğinin olduğu partinin bir yere taşınamaması için elden gelen yapıldı. Ve bu rüzgar içerisinde alternatifsiz Sayın Erdoğan iktidara gelmiş oldu. Bu AKP çevresinden bile gelmiş olsalar dindar muhafazakar çevreleri pek sevmeyen, onlarla herhangi bir iltisak içinde olmayı kendilerine yediremeyen liberal gruplar arasında oldu. Gerçi 28 Şubat sürecinde bunların bir kısmıyla bir iltisak var idi ama özellikle bunu sermaye grupları falan açısından düşündüğünüzde yaygın bir iltisak oluşmamıştı. Avrupa Birliği ve Amerika'nın dediklerini yapacağına hükümetin kanaat getirince bu grupların da hükümete desteği tam oldu. Biliyorsunuz 3 Kasım seçimlerinden sonra Abdullah Gül başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan başbakan değildi çünkü muhtar bile olamaz deniyordu. Sonra sürpriz bir gelişme oldu Mart ayında. 1 Mart tezkeresinde hemen akabinde. Ne oldu? 9 Mart'ta Siirt seçimlerine gidildi. Siirt seçimlerinde yani başbakanın ceza aldığı ve o Siirt seçiminde Siirt konuşmasındaki şiirden dolayı muhtar bile olamaz denen Tayyip Erdoğan'a aynı Siirt'ten başbakanlık yolu açıldı. Medyada çarşaf çarşaf anketler yapılıyor, seçmenin önüne hep iki seçenek konuyordu. AKP ve CHP. Anketlere göre iktidara solun gelmesini istemeyenler AKP'ye, muhafazakarların gelmesini istemeyenlerse CHP'ye yöneliyordu. Yani Türkiye yine iki kutuplu bir siyasete sürükleniyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim sürecinde izlediği siyasette bu sonuçlarda etkili oldu. Gittikleri seçim bölgelerinde medyada yer alan farklı söylemlerine rağmen gerçekte milli görüş çizgisinden ayrılmadıklarını sıklıkla vurgulayan AKP yöneticileri hatta bir adım daha ileri giderek yeni oluşumu Erbakan'ın isteğiyle başlattıklarını ve ileride Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacakları sözlerini dahi verdiler. Bir yanda aleyhinde bir sürü kampanyalar yapılmış olan bir Erbakan ve Erbakan'ın yakındaki arkadaşlar. Öbür yandan millet bu meseleleri ancak milli görüşçüler çözer. Ve o dönemde dediğiniz gibi bir de taklidi çıktı. O dönemde biz milli görüşçü gömleğini çıkardık. Katiyen böyle bir şey demediler. Ve biraz evvel de ifade ettiğiniz gibi aslında bu uygulanan proje Erbakan projesidir. Bir yandan Saadet Partisi olarak, öbür yandan AKP olarak seçime girilecek. Ondan sonra en büyük oylar alınarak mecliste bir araya gelinecek. Ve Erbakan Hoca da Cumhurbaşkanı yapılacak. Ve bu her tarafta ısrarla propaganda edildi. Büyük iddialarla yapılan bu açıklamaların ardından vatandaş medyanın estirdiği rüzgarın da etkisiyle seçimlerde gözleri kapalı bir şekilde AKP'ye yöneldi.
sonuçta kamuoyu mühendisliği bir kez daha halkı yönlendirmeyi başardı ve vatandaş 3 Kasım'la birlikte mesleki partiyi gönderdi. AKP ve CHP. AKP muhafazakar kesimin nüfusa oranla sahip olduğu ağırlık neticesinde tek başına iktidar olurken, CHP'de özellikle büyük şehirlerde yaşanan sol kesimin desteğiyle meclise girmeyi başardı. Büyük umutlarla iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi beklentileri karşılayabildi mi? Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Peki 3 Kasım'da vatandaşın yaptığı bu tercih sonucunda Türkiye neler kazandı, neler kaybetti? Bunu anlayabilmek için tek başına iktidara gelen AKP hükümetinin 3 yıllık icraatlarına göz atmak, aradığımız soruların cevabını bulmak için yeterli olacaktır. Hatırlanacağı gibi Anasol M3'lü koalisyonuyla birlikte dibe vuran Türk ekonomisi, medyanın büyük desteğiyle seçimlere giren AKP'nin en büyük argümanı olmuştu. Seçim meydanlarında IMF ile ilişkilerin Türkiye'yi çıkmaza götürdüğünü ısrarla vurgulayan AKP yöneticileri halka devamlı olarak umut dolu mesajlar vermişti. Ancak aradan geçen 3 yıllık iktidar neticesinde ekonominin düzeltilmesi şöyle dursun, Kemal Derviş politikası...